Mona Lisa'sı olarak bilinen inci küpeli kız tablosu Joens Vermeer'e aittir. Dünyanın kuzeni olarak bilinen gezegen Kepler 452b. Evliya Çelebi'nin kahve ikram ettiler, koyacak düz yer bulamadık dediği ilimiz Artvin. 2022 Dünya Kitap Başkenti Meksika'nın Guadalajara kentidir. Mustafa Kemal'in mutuk eserinde en çok bahsettiği kişi Yahya Kaptan. Aralık 2021'de Formula 1 yarışını Max Verstappen kazandı. Aralık 2021'de Time dergisi yılın kişisini Elon Musk olarak seçti. Endonezya başkentini Jakarta'dan Borneo'ya taşıdı. Yeni başkentinin adı Nusantara olduğu duyuruldu. Almanya yeni başkanı Olaf Scholz. Dünyanın en genç profesörü unvanını kazanan ve Türk Einstein olarak tanınan kimya mühendisi Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu. 2022 yılı Avrupa Birliği dönem başkanları Çekya ve Fransa'dır. 2022 yılında NATO zirvesi İspanya'da olacak. 2022 Expo Hatay'da olacak. Teması ise Medeniyet Bahçesi. 2022 yılında Formula 2'de yarışacak ilk Türk Cem Bölükbaşı. Beyaz altın olarak bilinen maden, Ponza Madeni'dir. Yeşilçam'ın önemli yıldızlarından Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de vefat etti. Doktor Mehmet Öz, şöhretler yoluna adı yazılan ilk Türk oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan, Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı yardımcısı olan kişi Fuat Oktay. Türk tiyatrosunun simgeleri arasında yer alan kavuğu, Kel Hasan'dan alıp Şevket Çoruh'a eden usta oyuncu Rasim Öztekin vefat etti. 2022 yılında kış olimpiyatları Çin'in Pekin şehrinde yapılacak. Dünyanın en büyük yeraltı şehri 2023 yılında Nevşehir'de açılacak. Kırmızı periler diyarı olan Narmun peribacaları Erzurum'dadır. Biz bir millet iki ayrı devletiz. Sözü Haydar Ali'ye ve aittir. Cumhuriyetin divası Müzeyyen Senay. La Diva Turka, La Regina, La Gencer olarak bilinen devlet sanatçımız Leyla Gencer. Burun Kahpeye Ateşten Gömlek gibi eserleriyle ünlü yazarımız Halide Edip adı var. Türkiye'nin ilk Müslüman kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy. Türk dünyası aksakalı Nur Sultan Nazar Bey. Türkiye'nin ilk buz müzesi olan Ata Buz Müzesi Erzurum'dadır. Dünya tek ülke olsa başkenti İstanbul olurdu. Sözü Napolyon Bonaparte'a aittir. Dünyada ilk defa kendi nükleer silah deposundan vazgeçen ülke Kazakistan. Çölün gelini olarak bilinen yer Palmira Antik Kenti. Uzaya çıkan ilk kadın kozmonot Valentina Tereşkova. Nobel'i kazanan ilk ülke Almanya. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen yer Salda Gölü. Yunan mitolojisinde savaş tanrısı olarak bilinen kızıl gezegen Mars. Aya ayak basan ilk insan Neil Armstrong. Yaşar Kemal'in Bozkır'ın tezenesi dediği ses sanatçımız Neşet Ertaş. Anadolu'nun kapısı, Türkiye'nin tapusu olarak bilinen yer Bitlis Ahlat. Türkiye'nin uçan ilk milli arabası Cezeri. NATO'ya üye olan son devlet Kuzey Makedonya. Sipsi ustası 72 yaşındaki Halime Özke, Yaşayan insan Hazinesi ödülünü alarak UNESCO listesine girdi. 2021 yılında en çok ziyaret edilen müze, Konya Mevlana Müzesi oldu. Amerika'da ilk kez Star isim robot, insan yardımı olmadan ameliyat yaptı. Çıldır Gölü çevresinde bulunan ve Winstaksikum Anatolicum adı verilen bitki türü, bilim dünyasına tanıtıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2021 ila 2022 sezonunun kalan haftalarının Ahmet Çalık sezonu olarak oynatılmasını kararlaştırdı. 2022 yılında 66. Eurovizyon şarkı yarışması İtalya'da yapılacak. DNA'nın ikili sarmal yapısını James Dewey Watson, Francis Crick ile bularak Nobel almış bilim adamıdır. İlk Türkçe köy romanı Nabizade Nazım'ın 1890'da yayınladığı Karabibik'tir. Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikası Aydın'da açıldı. Türkiye'nin ilk metal çinko üretim tesisi Siirt'te açıldı. 2022 yılı Dünya Göçebe Oyunları Azerbaycan'da yapılacak. 6000 yıl sonra tekrar faaliyete geçen Fagradız dağı İzlanda'dadır ölümsüzlük meyvesi olarak bilinen meyve Hündap. Aypera, Türkiye'nin ilk robot oyuncusudur. İlk olarak 2022'de vizyona girecek olan Digital Human filmiyle sahneye çıkacak. Türkiye'nin ilk orman kütüphanesi Kocaeli ilimizdedir. ABD'de belediye başkanı olan ilk Türk Tayfun Selen. Avrupa'nın en büyük tropikal kelebek bahçesinin bulunduğu ilimiz Konya. 82 uyduyla en çok uydusu olan gezegen Satürn. 2021 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal olmuştur. Dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanan ilk Türk Nasuh Mahruki. Türkiye'nin ilk yerli buğday tohumu Sorgül'dür. Sibernetik ve robotik biliminin de çalışmalar yapan ilk bilim insanı Cezeri. Tarihi Türk zeka ve strateji oyunu, Mangala, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası temsili listesine alındı. Dünyada Türk gülü olarak bilinen gül, Osorya'dır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir gün başbakanlık yapan kişi, Ahmet Fikri Tüzer. Uzaya giden ilk canlı Leyka isimli, Köpektir. Ayda yetiştirilen ilk bitki, Pamuk 2021 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan romancı Abdulrazak Gurnah. Düşünen Adam Auguste Rodin tarafından yapılmış eserdir. Bu eserin ilk adı Şair. Belleğin Azmi Haşlanmış fasulyeli yumuşak yapı gibi eserleriyle ünlü sürrealizm akımının temsilcisi Salvador Dali. Tarihçilerin kutbu olarak bilinen tarihçi Halil İnalcık Sibirya'nın mavi gözü olarak da bilinen dünyanın en derin gölü Baykal Gölü. Çingene Kızım Bozağı ile ünlü Zeugma Mozaik Müzesi Gaziantep'te. Türkiye'nin ilk dünyanın en büyük geofit bahçesi Yalova'da. Dünyanın en iyi çorbaları listesine Türkiye'den Yayla çorbası seçildi. Türkiye'nin ilk yerli kivisi İlk Altın adıyla tescillenmiştir. Atatürk'ün Nutuk eserinin basım hakkı Türk Hava Kurumu'na aittir. İlk uzay yürüyüşü yapan insan Aleksey Leonov. Eğik olmasıyla ünlü Pisa Kulesi İtalya'dadır. Yüzyılın beyin cerrahı unvanı verilen doktorumuz Gazi Yaşargil. FIFA 2021 yılının en iyi oyuncusunu Robert Lewandowski olarak belirledi. 4 ayda 1053 kitap okuyan 8 yaşındaki Mahir Atabey Türk Guinness Rekorlar kitabına girdi. Kuduz aşısını bulan bilim insanı Louis Pasteur, Milli sporcu Ferhat Arıcan, Avrupa Cimnastik Birliği tarafından 2021 yılı en iyi cimnastikçisi seçildi. 2023 yılı Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Türkiye'de yapılacak. Avrupa Judo Federasyonu tarafından altın çocuk olarak adlandırılan milli judocu Mihraç Akkuş. bitmeyen kalp pilini icat eden bilim insanı Canan Dağdeviren. Deviren. Çanakkale Şehitler Anıtı Mimarı Doğan Erginbaş. Koronavirüs kelimesini yasaklayan ülke Türkmenistan. 2022 yılını kaplan yılı olarak kutlayan ülke Çin. 78. Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan Ödülünü Audrey Divan'ın Happening filmi aldı. İbrahim Çolak Kotbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı. UEFA 2022 Şampiyonlar Ligi final maçını Rusya'dan alıp Fransa'ya verdi. 2022 yılında Pekin Kış Olimpiyatları'nda 16 altın madalya kazanarak rekor kıran en başarılı ülke Norveç oldu. 2022 yılı Avrupa Gençlik Başkenti Arnavutluğun tiran şehri oldu. Oxford sözlüğü 2021 yılının kelimesini aşının kısaltması olan Vex olarak belirledi. New York Times gazetesine göre Bülbül'ü Öldürmek kitabı, son 125 yılın en iyi kitabı. Dünyanın en büyük kesim siyah elması olan Enigma, Dubai'de sergileniyor. Güneş sistemimizin en büyük gezegeni, Jüpiter. Yunan mitolojisinde dünyanın ikizi olarak bilinen, halk dilinde seher yıldızı, tah yıldızı olan en sıcak ve en parlak gezegen Venüs'tür. Barbie markasının rol model olarak seçtiği kişi Süme'ye boyacıdır. 2022 yılında Dünya Kupası'na Katar ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin ilk istihbarat gemisinin adı Ufuk korvetidir. 2022 yılı İslam dünyası başkenti Fas'ın Rabat şehri olmuştur. Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli arabasının adı TOG'dur. 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası Türkiye'de yapılacak. Korona hapını ve korona aşısını ilk onaylayan ülke İngiltere'dir. Dünyada ilk kez savaş atları müzesi Sivas'ta açılmıştır. Kimik ve hareketleriyle insanı taklit edebilen Ameka adlı robot İngiltere'de üretildi. Osmanlı Devleti'nde ilk defa karantina uygulayan padişah 2. Mahmut'tur. Dünyanın nazar boncuğu olarak bilinen yer Mekke Gölü'dür. Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 10 Mart 2020'de görüldü. Sanat Güneşi, paşa lakaplarıyla ünlü sanatçımız Zeki Müren Türkiye'nin en büyük camisi Çamlıca Camii'dir. Avrupa'nın en iyi ve en erişilebilir havalimanı İstanbul Havalimanı seçildi. Olimpiyat tarihinde Türkiye'nin 100. madalyasını alan sporcumuz Ali Sofoğlu. Türk Ovak aşısını geliştiren doktorumuzun adı Profesör Doktor Aykut Özdarendili'dir. Picasso'nun Pencerenin Yanında Oturan Kadın adlı tablosu 103 milyon dolara satıldı. Toprak Razgatlıoğlu, Superbike tarihinde ilk Türk dünya şampiyonu olmuştur. Masal Oran, altın kitaba giren ilk kız buz patencimiz oldu. Türkiye'nin ilk Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali, Bingöl'de açılmıştır. 2022 yılı G20 zirvesi Endonezya'da yapılacak. Türkiye'nin ilk güneş enerjili havalimanı Erzincan Havalimanı'dır. Dünyanın en tuzlu denizi Kızıl Denizdir. İlk mini uydumuz Girizu 263 A. Türk Konseyi'nin ismi Türk Devletleri Teşkilatı olarak güncellendi. 2023 yılında Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Türkiye'ye çayı getiren ziraatçımız zihni derindir. Baran Tigan, Microsoft tarafından yılın en başarılı kadın eğitimcisi seçildi. 2022 yılı Avrupa Yeşil Başkenti, Fransa'nın Grenoble şehri seçildi. Eylül 2021'de Mansur Yavaş, Dünya Belediye Başkanı ödülü aldı. Türkiye'nin ilk spor temalı, Millet Bahçesi Trabzon'da açıldı. Paulo Coelho kitabı olan Okçu'nun yolu, Mete Gazoza adandı. Daha adil bir dünya mümkün adlı kitap Cumhurbaşkanına aittir. 2023 yılında iklim değişikliği konferansı Birleşik Arap Emirlikleri'nde olacak. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2022 yılını kamu personeli atılım yılı ilan etti. Bursa'nın İznik ilçesi Sakin Şehirler ağına dahil edildi. Dünyanın en güçlü teleskobu James Webb'tir. Türksat 5B uydumuz Amerika'nın Florida eyaletinden uzaya fırlatıldı. Özgürlük Heykeli'ni Fransa Amerika'ya hediye etmiştir. Dünyada ilk defa yalnızlık bakanlığı kuran ülke İngiltere'dir. Göksun Kahramanmaraş arası açılan yolun adı Edebiyat yoludur. Türkiye'nin tescillenen ilk tropikal meyvesi, ejder meyvesi yani pitaya. Azerbaycan 2022 yılını Şuşa yılı ilan etti. Türk dünyası 2022 yılını Toktobolot Abdumamunov yılı ilan etti. 2022 yılını Birleşmiş Milletler Uluslararası Dağ Kalkınma yılı ilan etti. Teknofest 2022 yılında Samsun'da düzenlenecek. 2022 yılında iklim değişikliği konferansı Mısır Kahire'de olacak. Avrupa'nın en büyük kristal lagünü Kahramanmaraş'tadır. Dünyada en çok dile çevrilen kitap Küçük Prens. Kahvenin anavatanı olarak bilinen yer Etiyopya'nın Kaffa bölgesidir. Dünyada en çok göl olan ülke Kanada. Dünyanın en sıcak yeri İran'da bulunan Lut Çölü'dür yüz ölçümü bakımından en çok ormana sahip olup dünyanın akciğeri olarak bilinen ülke Rusya. Teleskop 1608'de Hollanda'da bir gözlük üreticisi olan Hans Lippershey tarafından icat edildi. Anadolu'da kadın temalı resimleriyle tanınan aynı zamanda Üç Güzeller, Türkmen Kadın ve Uğurlama gibi tablolarıyla ünlü ressam Nuri İyem. Dünyanın en pahalı tablosu Leonardo da Vinci'nin el yazısıyla yazdığı Cortex Lester kitabıdır. UNESCO 2023 yılını Aşık Veysel yılı ilan etti. Çığlık kaygı ayrılık gibi dünyaca ünlü ressam Edward Munch. Amerikan armudu olarak bilinen meyve avokado. Özlem Yılmaz, Tu General rütbesiyle jandarma teşkilatının ilk kadın generali oldu. Atatürk ile ilk mülakat yapan ve onu Türk basınına tanıtan kişi Ruşen Eşref Ünaydın. Atatürk ve 18 silah arkadaşının Samsun'da ayak bastığı ilk yer tütün iskelesi. Atatürk'ün, ben inkılap ruhunu ondan aldım, dediği kişi Tevfik Fikret. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesidir. 1853 ila 1890 yılları arasında yaşamış ayçiçekleri, kesik kulaklı portresi ve yatak odası gibi resimleriyle tanınan Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh. Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi olarak nitelendirilen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi açıldı. 2022 yılı Dünya Spor Başkenti Madrid. 2022 yılı Avrupa Spor Başkenti Lahey. Temmuz 2022'de hayatını kaybeden "Konuşamıyorum" olanlar olmuş ve anlasana gibi ünlü şarkılarıyla tanınan Türk şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Merkezi, Suudi Arabistan Cidde'de. Mescid-i Aksa şiiri ile ünlü Kudüs şairi olarak bilinen şairimiz Mehmet Akif İnan. Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali Fransa'nın Paris şehrindedir. Maş denizini yüzerek geçen en genç sporcumuz Aysu Türkoğlu başlıca eserleri, gül yetiştiren adam, çözülme, Müslümanca yaşamak olan yedi güzel adam şairlerinden Rasim Özdenören, Temmuz 2022'de vefat etti. Ukraynalı çocuklara yardım etmek için Nobel ödülünü 103 milyon dolara satan Rus gazeteci Dmitri Muratov. Türkiye'nin olimpiyatlarda kazandığı ilk altın madalyanın sahibi Yaşar Erkan. Yeni ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy. Mustafa Kemal Atatürk'ün okullarda okutulmasını istediği Beyaz Zambaklar ülkesinde kitabının yazarı Grigori Petrov. Geçtiğimiz günlerde suikaste uğrayan Japonya'nın en uzun başbakanı Abe Shinzo. 2023 yılı Dünya Mimarlık Başkenti Danimarka Kopenhag. Dünyanın en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya. Türkiye'nin ilk insansız helikopteri Alpin. Türkiye'nin Avrupa şampiyonu unvanlı ilk yüzücüsü Victoria Zeynep Güneş. 19. Akdeniz oyunlarına 2022 yılında ev sahipliği yapacak ülke Cezayir. İslam İşbirliği Teşkilatı Şanlıurfa'yı 2023 turizm kenti şehri seçti. Nazay Demir Akyol, Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından tarihin en iyi yüz oyuncusu listesine seçildi. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü alan ve Köroğu, Kara Murat gibi filmleriyle ünlü oyuncumuz Cüneyt Arkın. Günümüzde Bursa'nın sanat köprüsü vazifesi de gören Irgandı Köprüsü, dünyanın ilk arastalı yani çarşılı köprüsüdür. Türkiye'nin ilk kaya gazı kuyuları Diyarbakır ilimizde açılmıştır. Hüsnihat sanatı, UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası ilan edildi. Denizli'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Antik Dünya'da Ölüler Ülkesi'ne geçiş kapısı, kabul edilen Cehennem Kapısı, ziyaretçilerine Haziran 2022'de kapılarını açtı. Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan ve gladyatörler şehri olarak bilinen devasa anıtsal yapıların yer aldığı antik kentimiz Kibra Antik Kenti'dir. UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne Türkiye'den miras olarak kaydedilen 70 ince eser olan Karatepe yazıtları Osmaniye ilimizde yer almaktadır uzayda toplam 879 gün geçirerek bu alanda rekor kıran ve uzayda en çok kalan insan olan Rus kozmonot Gennadi Padalka. Uluslararası Bisiklet Birliği'nce bisiklet dostu şehir unvanı verilen şehrimiz Sakarya. İnsan vücudunda dolaşma hissi veren Korpus İnsan Vücudu Müzesi, Hollanda'nın Oegstichis şehrinde bulunmaktadır. Domates güzeli olarak bilinen Türk sinema sanatçımız Ayşe Guruda. Türkiye'nin ilk ve tek safari parkı Gaziantep ilimizdedir. İlk defa karantina uygulaması başlatan Padişah II. Mahmud'un karantina yeri olarak kullandığı alan Kız Kulesi. Dördüncü sondaj gemimizin adı Abdulhamid Han oldu. İNG Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko. Uzay sanatları yarışmasında Mars gezegenin feki Olympus Yanardağı'nın resmeden öğrencimiz Beray Kahraman. Mahatma Gandhi ünlü tuz yürüyüşünü gerçekleştiren kişidir. Dünyaca ünlü Kurtuba Camii İspanya'dadır. 2023 yılında Avrupa Gençlik Başkenti Polonya'nın Lablin şehri oldu. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt. Bolu'daki Abant Gölü ve çevresi son milli parkımız oldu. Fransa'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda P2 Kadınlar 10 Metre Havalı Tabanca SH1 kategorisinde Aysel Özgen dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Milli tekvandocu Hakan Reçber Roma 2022 Tekvando Grand Prix'inde altın madalya kazanan ilk Türk erkek tekvandocu oldu. NFT'nin Türkçe karşılığı nitelikli fikri tapu oldu. İlk defa ay toprağında yetişen bitki, fare kulağı teresi oldu. UEFA 28 Mayıs 2022'de Paris'teki Stade de France'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Real Madrid. Erkek kata milli takımı, Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda birinci oldu. Ruben Öztund'un TRT ortak yapımı filmi, Hüzün Üçgeni, 75. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'nin sahibi oldu. Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak Türk futbol tarihine geçti. Türkiye'nin ilk ticari uydusu Plan S Mayıs 2022'de SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Ghana'nın başkenti Akra, UNESCO tarafından 2023 yılı Dünya Kitap Başkenti seçildi. Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Vakıfbank şampiyon oldu. Azerbaycan'ın Şamahı şehri, Türk Devletleri Teşkilatınca Türk Dünyası 2023 Turizm Başkenti seçildi. Dünyada reisül hattat'in yani hattatların reisi kabul edilen kişi Hasan Çelebi. 2022 yılı Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola. Anavatan heykeli, Motherland, Ukrayna'dadır. Olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu, Hülya Şenyurt. Yönetmenliğini Muhsin Ertuğrul'un yaptığı ilk renkli sinema filmimiz, Halıcı Kız. Geçtiğimiz günlerde suikaste uğrayan, Japonya'nın en uzun başbakanı, Abe Shinzo. Dünyanın en uzun halı motifli caddesi, Mardin ilimizdedir. Üzerinde demiryolu ağı bulunan tek gölümüz Van Gölü. Eurovision 2022'yi Ukrayna'yı temsil eden Kaluş Orkestra grubu Stefania adlı şarkısıyla toplamda 631 puan alarak kazandı. Akdeniz Kickbox Şampiyonası 2023 yılında Türkiye'de yapılacak. Türkiye'nin ikinci dünyanın beşinci deniz üzerindeki havalimanı Rize Artvin Havalimanı'dır. 2022 yılında hizmete girdi. Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güren Yiğitbaşı. Milli tenisçi İpek Öz İsveç'te düzenlenen Bastad turnuvasında tek kadınlarda şampiyon oldu. Diego Armando Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda meşhur Tanrının Eli golünü attığı sırada giydiği milli takım forması açık artırmada 7,1 milyon sterlini alıcı buldu. Pop Art sanat akımının öncüsü Amerikalı ressam Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi 195 milyon dolara satıldı. Monroe portresi 20. yüzyılının en pahalı sanat eseri oldu. Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 81 kiloda Dilara Narin 2 altın 1 gümüş madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Roma'daki Uluslararası Kısa Film Festivali'nde yönetmenliğini Cüneyt Işık'ın üstlendiği Kuş Olsam En iyi Yabancı Kısa Film seçildi. Süper Lig 2021 ila 2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor. 19. Akdeniz Oyunları 2022 yılında Cezayir'de yapıldı. Türkiye en çok madalya kazanan ikinci ülke oldu. UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan Dünya Kenti, Medeniyetler Beşiği, Binbir Kilise ve 40 Kapılı Şehir olarak da adlandırılan Ani Harabeleri Kars ilimizdedir. 2022 yılında Bahçeşehir Koleji FIBA Europe Cup şampiyonu oldu. Van Gölü'nde ilkbaharda badem ağaçlarının çiçek açmasıyla eşsiz görünüme kavuşan Akdamar Adası ilk kez 2022 yılında Badem Çiçeği Festivali'ne ne ev sahipliği yapacak? Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nce yerel ve bölgesel idarelerini ödüllendirmek amacıyla 1955'ten bu yana verilen Avrupa Ödülü ne bu yıl İzmir layık görüldü. Avrupa Konseyi'nden çıkarılan ülke Rusya. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp grekoromen stil 130 kiloda altın madalya elde etti. Müzik dünyasının Oscar'ı olarak bilinen Grammy ödüllerinin sahiplerini bulduğu törende John Batiste yılın albümü ve en iyi klip dahil 5 ödülü kucaklayarak geceye damgasını vurdu. Ülkemizde Antalya'da yetişen ve Çin Greyfurtu olarak bilinen meyve Pomelo Nisan 2022'de Pakistan'da İmran Han hükümeti güvensizlik oylamasıyla düşmüştü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 15 Mart'ı uluslararası İslamofobi ile mücadele günü kabul etti. 2022 yılı yatırım programından yaptığı derlemeye göre yatırım ödeneğinden en yüksek payı %27 ile ulaştırma ve haberleşme sektörü yatırımları aldı. 2022 Eskrim Avrupa Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek. Dünya Yıldan yaklaşık 13,5 milyar ışık yılı uzaklıkta yeni bir galaksi keşfedildi. Keşfedilen galaksiye bilim insanları HD1 adını verdi. 2022 yılında Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası İstanbul'da yapıldı. Azerbaycan'ın Şuşa kenti 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. Atak Taarruz helikopterini ilk ihracatını yaptığımız ülke Filipinler. Sümeyye Boyacı, Dünya Şampiyonası kota mücadelelerinde 50 metre sırt üstü yüzmede 41.41 saniye ile birinci oldu. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit 5. kez Avrupa şampiyonu oldu. Ulaştığı seyirci sayısı ile tüm zamanların en iyi biyografi ve tüm zamanların en yüksek drama filmi açılış rekoruna sahip olan film Bergen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a sıfır atık projesiyle iklim konusunda gösterdiği öncülük dolayısıyla Dünya Bankası'nca ilk kez verilen İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü takdim edildi. Erzincan'ın tarihi ve kültürel değeriyle öne çıkan turistik ilçesi Kemaliye, Türkiye'nin Sittasov Sakin Şehirler Ağı'na dahil edilen 21. yerleşim yeri oldu. Konya Şehri Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından 2023 Dünya Spor Başkenti ilan edildi. Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kasabasında yapılacak. Milli boksör Kerem Özmen U22 şampiyonu oldu. Taha Akgül 9. kez Avrupa güreş şampiyonu oldu. Türkiye'nin Avrupa şampiyonalarındaki 100. altın madalyasını kazanan sporcumuz Feyzullah Aktürk. Fenerbahçeli Hatice Akbaş U22 Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, 43 yıl 6 günle dünyanın en uzun süre zeka soruları hazırlayan köşe yazarı olarak Guinness Dünya Rekortmeni unvanına sahip oldu. Nef Stadyumu, güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stadyum unvanı ile Guinness Rekorlar kitabına girdi. İçişleri Bakanlığı 2022 yılını afet tatbikat yılı ilan etti. UNESCO 2022 yılını Süleyman Çelebi anma yılı ilan etti. Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü oldu. Dünyanın ilk sanal vatandaşı Maltalı Marija. Karadeniz'in zeyuğması Hadrianopolis antik kenti Karabük ilimizdedir. Ekzendra Trasova Olimpiyatta 5 adet dörtlü atlayış yapan ilk kadın patenci olarak tarihe geçti. Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 98. yılına ithafen 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı. Dünyaca ünlü bilim kurgu dizisi Star Trek'te Kaptan Körk'ü canlandıran usta oyuncu William Shatner, uzaya çıkan en yaşlı insan unvanının sahibi oldu. Dünyada en çok dilin konuşulduğu ülke Papua Yeni Gine. Danimarka'da yaşayan Türk vatandaşı Mustafa Çolak Bey'e 41 sene aralıksız çalıştığı için Kraliyet Liyakat Ödülü verildi. FIFA Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonu, Chelsea oldu. Başarılı oyuncu Demet Evgar Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından Türkiye'nin ilk iyi niyet elçisi oldu. Doktor Elif Vatanoğlu, Asya'nın Nobel'i olarak bilinen ve dünya barışına katkıda bulunan kişilere verilen Gusi Barış Ödülü'nün sahibi olan ilk Türk kadın oldu. Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel, UNESCO Barış Ödülü'ne layık görüldü. Merkel, ülkesinin kapılarını mültecilere açtığı için barış ödülünü alacak. Dünyanın sanat eseri tescilli ilk NFT'si Atatürk'ün fotoğrafı oldu. NBA'de oynayan ilk Türk basketbolcu unvanını elde eden sporcumuz Mirsad Türkcan'dır. Yaptığı 35 maçtan sadece 4'ünü kaybeden Boğaz'ın Boğası lakaplı boksörümüz Sinan Şamil Sam'dır. İlk Olimpiyat Oyunları 1896'da Yunanistan'da yapılmaya başlandı. Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kuran, lakabı Toprak Dede olan Tema Vakfı kurucusu Hayrettin Karacadır. Türkiye'nin en yüksek rakımlı rüzgar enerji santrali Van'ın Gevaş ilçesine kurulmuştur. Sosyal öğrenme kuramı ve öz yarar teorisi üzerinde çalışmalar yapıp Temmuz 2021'de vefat eden psikolog Albert Bandura. Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone 2022 yılın rengine mavinin farklı bir tonu olan Veri Peri adı verdi. Google'da dünyanın en saçma binası olarak ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı il özel idare binası yıkıldı. Hareketli resimlerin mucidi olarak bilinen GIF formatının yaratıcısı Steven Willight yaşamını yitirdi. Mart 2022'de Cezeri'nin olağanüstü makineler sergisi Diyarbakır'da gerçekleşti. Akrep Naylan olarak bilinen Füsun Naylan Açın, Mart 2022'de vefat etti. 94. Oscar töreninde Pakistan kökenli İngiliz aktör Riz Ahmed The Long Goodbye kısa filmiyle Oscar ödülü alan ilk Müslüman oldu dünyanın en uzun boylu kadını unvanıyla Guinness Rekorlar kitabına giren kişi Rümeysa Gelgidir. Türkiye'nin ilk çay kütüphanesi Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde açıldı. Nisan 2022'de Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk oldu. 94. Oscar ödüllerinde attığı tokatla gündem olan Will Smith, 10 yıl boyunca Oscar'a katılmaktan men edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere'de açılışını yaptığı Cambridge Camii, Avrupa'nın ilk doğa dostu camisi oldu. Anadolu'nun ilk Türk Camii, Menüçer Camii'dir. Uzayda yetiştirilen ilk çiçek kirli hanım çiçeğidir. 2019 ila 2023 yılları arasında 11. Kalkınma Planı uygulanmaktadır. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü Ferit Karahan'ın yönettiği Okul Tıraşı filmine verildi. 58. Antalya Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü Tarhan Karagöz aldı. En iyi kadın oyuncu ödülünü ise Nihal Yalçın aldı. Türk sineması ilk yönetmeni Fuat Uzkınay. Bayrak şairi olarak bilinen Türk şair Arif Nihat Asya. 10 yaşındaki Türk kızı Talya Özdemir, Birleşmiş Milletler kürsüsünden hitap eden en genç Türk oldu. Türkiye'nin ve NATO'nun ilk Türk jet kadın pilotu Leman Bozkurt Altınçekiç. Özge Karabulut, Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçti. İnsan insana sohbetler, öğretmen olmak, öğretmenin bir bakar mısın, var mısın adlı eserleri yazan 2021 yılı Şubat ayında vefat eden ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu. Sen hüzünlüsün diye dünya durup sana yol vermeyecek. Aşıkların ve imparatorların şehri olarak bilinen Sağla Sosantik kenti Burdur ilimizdedir. NASA'da görev alan ilk Türk kadın bilim insanı olan Ottüde astrofizik ana bilim dalını kuran Apollo Başarı Ödülü sahibi önemli şahıs Dilhan Eryurt. Dünyanın ilk ressam robotu Aida. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Sözünün sahibi Köroğlu. Tarkan filmleri ile tanınan 200'e yakın Yeşilçam filminde oynayan, Temmuz 2021'de vefat eden önemli sinema sanatçısı ve yönetmen Kartal Tibet. 2022 Dünya Atletizm Şampiyonası ABD'de düzenlendi. Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'da ilk karşılayan Mahmut Ekrem Bey olmuştur. Devlet Şeref Madalyası Türk tarihinde ilk kez İsmail Hakkı Karadayı'ya verilmiştir. Türkiye tarafından üretilen ilk denizaltının adı Piri Reis. Bilgisayarın olmadığı bir çağda ilk bilgisayar algoritmasını geliştiren dünyanın bilinen ilk bilgisayar programcısı Adalovalas. Olympus Mons, Güneş sisteminde bilinen en yüksek volkan ve en yüksek dağdır. Mars gezegeninde olup Everest'in yaklaşık 3 katı büyüklüğündedir. Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda üçlü memorandum imzaladığı iki ülke Finlandiya ve İsveç. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 47. Milli Parkımız olan Derebucak Çamlık Mağaraları Konya'dadır. 2022 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Madrid'de düzenlenmiştir. Nisan 2022'de ikinci defa Fransa Cumhurbaşkanı olan kişi Emmanuel Macron. Türkiye'nin ilk insansız muharip savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma. Yasemin Adar, olimpiyat tarihinde kadınlar güreşte madalya kazanan ilk kadın güreşçimizdir. Bronz madalya alarak bu başarıya imza atmıştır. Ferhat Arıcan, olimpiyat oyunları tarihinde cimnastik branşında ilk madalyamızı elde eden cimnastikçimiz olarak tarihe geçti. Bronz madalya ile bu başarıyı elde etti. Hakan Reçber 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında bronz madalya alarak 2020 Tokyo'da ilk madalyamızı alan sporcu oldu. Olimpiyat tarihinde okçulukta ilk altın madalya kazanan sporcumuz Mete Gazoz. Türkiye Boks'ta olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını bu sena sürmeneli ile 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında kazanmıştır. İstiklal Marşı'nın ilk yayımlandığı yerel gazete açık söz. Yayımlandığı ilk resmi gazete Hakimiyeti Milliye. Yayımlandığı ilk dergi Sebilü Reşat dergisidir. 1991 yılında dağılan SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Almanya'da düzenlenen 4. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli atlet Yasemin Can altın madalya elde etti. Türkiye'nin son Ramsar alanı Nemrut Kalderası'dır. Akkoyunlardan kalan tek eser olarak kabul edilen ve Lisu Barajı'nın yapımından dolayı yerinden taşınan eser, Zeynel Bey Türbesidir. 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda İngiltere, şampiyon oldu. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi donanmaya katılmasıyla birlikte, TCG Anadolu olacak. Temmuz 2022 itibariyle pet shoplar, kasaplar odasına bağlandı. Temmuz 2022'de istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson. Bu sene 661. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu. Tahıl Koridoru Anlaşması, Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında İstanbul'da imzalandı. Türkiye'de 5G teknolojisinin uygulandığı ilk yer İstanbul Havalimanı. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay Avrupa kıtasının üstün başarılı yöneticisi seçildi. Türkiye'nin son milli parkı Bulu ili sınırları içerisinde yer alan Abant Gölü milli park olarak ilan edildi. Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun. Avustralya Açık tenis turnuvası tek erkekler finalinde İspanyol Rafael Nadal şampiyon oldu. Expo 2023'ün teması doğa dostu kent ve duyarlılık olarak belirlendi. Expo 2023 Kahramanmaraş ilimizde yapılacaktır. Türkiye'de ilk ve tek Avrupa'nın ise en büyüğü olan 65 bin metrekare alan büyüklüğüyle Kristal Lagün Gölümüz Kahramanmaraş'tadır. 2022 yılında Avrupa Kültür Başkenti, Sırbistan'ın Novi Sad şehri seçilmiştir olmak cesareti, iki güneş arasında, hüzün hastalığı gibi eserlerin sahibi yazarımız Doktor Kemal Sayar. Ünlü Türk bilim insanı Aziz Sancar, Edo adı verilen molekül sayesinde sinir hücrelerine zarar vermeden, beyindeki tümörün tedavisinde kullanılabileceğini ortaya koydu. Frigya'ya başkentlik yapan Gordion Antik Kenti, Ankara'nın Polatlı ilçesindedir. Vincent Van Gogh'un 1885'te tamamladığı Köylü Bir Kadının Başı tablosunun arka yüzünde Hollandalı ressamın daha önce bilinmeyen bir otoportresinin gizli olduğu ortaya çıktı. Avrupa'nın 2023 için yeşil başkenti Estonya'nın başkenti olan Tolin şehri seçildi. Türkiye'nin en büyük çaplı ve ilk kırmızı ötesi teleskobuna sahip olan Doğu Anadolu gözlemevi Erzurum'dadır. Dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabına giren ortak varoluş mozaiği Hatay ilimizdedir. Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis. Antik tiyatrosu ile ünlü Aspendos Antik Kenti Antalya ilimizdedir. Esir şehrin insanları, yorgun savaşçı, devlet ana, kurt kanunu, yol ayrımı, göl insanları eserleri ile tanınan, 1973 yılında vefat eden 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, vefa ödülüne layık görülen yazarımız Kemal Tahir. Kudüs şairi olarak bilinen Edebiyat Kulesi, Sükut suretinde Derviş Hüneri gibi eserlerin sahibi edebiyat alanında 2019 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülen ve 2019 yılında vefat eden yazar ve şair Nuri Pakdil. Google Trends verilerine göre Türkiye'de bugüne kadar en çok merak edilen sinema oyuncusu Kemal Sunal. Güzel adamım güzel. Allah övmüş de yaratmış maşallah. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye dışında ilk olarak yapıldığı ülke Azerbaycan. 18 Ekim 2021'de vefat eden milli silahlı insansız hava araçlarının öncü ismi Özdemir Bayraktar. Dede Korkut şenliklerini 1994 yılından beri geleneksel olarak düzenleyen ilimiz Bayburt Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin geleneksel olarak her sene düzenlendiği ilimiz Edirne. Anadolu'da açılan ilk hastane olan Gevher Nesibe Şifahanesi'nin bulunduğu ilimiz Kayseri. Aya seyahat denizler altında 20 bin fersah dünyanın merkezine yolculuk, 80 günde devri alem romanlarıyla tanınan birçok icadı önceden tahmin ettiği için bilim falcısı olarak anılan yazar ve gezgin Jules Verne ünlü Yeşil Cami önü, kaplumbağa terbiyecisi, pembe başlıklı kız ve leylak toplayan kız tabloları Osman Hamdi Bey'e aittir. İlk kez Neil Stevenson'in 1992 Yolanda yayımladığı bilim kurgu romanı Snow Crash'te ortaya atılan ve Türkçe karşılığı sanal evren olan kavram Metaverse. Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna adlı eserleriyle tanınan yazar, şair ve öğretmen Sabahattin Ali. Genetik biliminin kurucusu ve kalıtım biliminin öncüsü, Gregor Mendel. Nobel ödülünü ilk alan kadın, Marie Curie. 60. Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu, Sivas Spor. İlk Türk filmi Ayasitefanos'taki Rus abidesinin yıkılışı, ilk Türk sinemacısı Fuat Uzkınay tarafından 14 Kasım 1914'te İstanbul'da çekilmiştir. Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Beş Şehir gibi eserleriyle okuyucuların kalbinde yer edinen, zaman şairi olarak bilinen yazar ve şairimiz Ahmet Hamdir Tanpınar'dır. FIFA, Dırahşan Arda'nın dünya çapında ilk kadın hakem olduğunu tescilledi. Gazi Mustafa Kemal, göstermiş olduğu başarılar sonucunda altın kılıç madalyasını aldığı cephe, Kafkas cephesi. Birleşmiş Milletlere katılan son devlet Güney Sudan. NATO'ya katılan son devlet Kuzey Makedonya. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Sözüyle ünlü antik Yunan filozofu Sokrates. Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadını Nesrin Olgun. Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu Aysu Türkoğlu. Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk Murat Güler. Beyaz Gemi, Cemile, Gün Olur Asra Bedel, Kızıl Elma, Servi Boylum Al Yazmalım ve Toprak Ana gibi önemli eserlere sahip, 2008 yılında vefat eden Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov. Vitruvius adamı, Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği gibi tanınmış yapıtların sahibi Leonardo Da Vinci. Tortum Gölü üzerine yaptırılan Türkiye'nin en geniş ve en uzun cam seyir terası Erzurum'dadır. Şoför Nebahat, Kanlı Nigar, Ezo Gelin, Boş Beşik Yılanların Öcü gibi filmleriyle tanınan, 24 Ocak 2022 tarihinde vefat eden oyuncumuz Fatma Girik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Sınavda başarılar dilerim.